أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين قيمتلي مؤمنين، değerli izleyenlerimiz, peygamber efendimiz sallallahu الله عليه sellemin hayatını anlatmaya veda haccı ve hutbesi ile devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 9. yılında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anhı hac emiri seçmiş ve 300 sahabi ile beraber bu hac ibadetini hac emiri olarak Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizle beraber yerine getirmiş ve kabe Muazzama'da ilk hac ibadeti eda edilmişti. Hicretin 9. yılında yapılan bu ibadet civar kabilelerde ve müşriklerde çok ses getirmişti. Arap Yarımadası'nın kafesi dini celili İslam'a dine girmek için artık kabile kabile fevç fevç sıraya girmişlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye yanına gelip imanlarını ikrar ediyor. Kabilelerine muazzaf görevli dini celili İslam'ı anlatmaları için muallimler talep ediyorlardı. Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu an 300 kişilik sahabi beraber ilk hac vazifesini yerine getirdiği zaman Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu şu ayeti kerimelerle beraber İslam dininin Arap Yarımadası'nda girmedik yeri kalmamıştı. Bir sene sonra yani hicretin 10. yılı, miladi 632 yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 bin kişilik bir sahabi ile beraber Kabe-i Muazzama'yı hac etmek üzere Medine-i Münevvere'den müminlerle beraber e, Mekke-i Mükerreme'ye yola çıkmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yola çıkışını Mekke'yi mükerremeye doğru hareket ettiğini, hac edeceğini öğrenen civar bölgelerdeki sahabeler Mekke'yi mükerremeye doğru topluluklar olarak akın etmişlerdi. O zaman aktarılan, bizlere nakil yapılan kitaplarda görmüş olduğumuz bütün dağlardan, tepelerden, ovalardan bir haykırış yükseliyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel ve ni'mete leke mulk la şerike lek. Cümleleri kabilelerin birbirlerini gördüklerinde, dağlardan ovalara indiklerinde, Kabe'yi Muazzama'ya kadar bu sesle ortalık yankılanıyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccı dediğimiz ilk haccı olan hicretin 10. yılında miladi 632'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile hac etmek için yaklaşık 124 bin sahabiye ulaşmışlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu İslam topluluğuna hac farizasını birebir kendisiyle beraber gelenlere yaşatmış ve en ince detayına varıncaya kadar sahabi efendilerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tekrardan öğrenmişlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zilhicce ayında Mekke-i Mükerreme'ye girdi, ibadetlerini yaptı, Kabe-i Muazzama'yı tavaf eyledi, sa'yini yaptı ve ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zilhiccenin 8. Perşembe günü, terviye günü, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem devesine bindi. Bütün hüccac ile beraber lebbeyk sedaları ile Mekke'den ayrıldı ve Mina'ya vardılar. Bir sonraki gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü idi. Zilhicce'nin 9. Arefe günü idi. Sabah namazından sonra Mina'dan kalktı. Aynı e, kafileyle beraber hacılarla beraber Arafat Dağı'na çıkmış oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta Nemre denilen bir köyde çadır kurdu ve bu çadırda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, biraz istirahat eylediler, ibadetiyle meşgul oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, veda haccının olduğu senesi hava mevsim olarak ilkbahardı. Güzel bir ortam vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kusva adındaki devesine bindi. Arafat Vadisi'nin ortasına varmış oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta kendisini bekleyen yaklaşık 124 bin sahabeye bir ortamda Arafat Vadisi'nde toplaşmışlar ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesini irade eyledi. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini gür sesli, sesiyle de meşhur olan sahabi efendilerimiz tekrarlıyorlar. Diğer topluluklara, karabalıklara ulaşsın diye uğraşı veriyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sözlerine şöyle başladı. Elhamdülillahi rabbil alamin alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'na hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet ettiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir, eşi ve ortağı yoktur. La ilahe illallahü vehdehu la şerikeleh. Lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine başlamıştı. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve peygamberidir. Ey Allah'ın kulları Allah'tan korkmanızı ve ona itaat etmenizi vasiyet ediyorum diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara veda hutbesinin ilk bölümünü girişgah olarak yapmıştı. Ey insanlar sözlerimi dikkatle belleyiniz. Bilmiyorum belki bu seneden sonra sizinle burada Arafat'ta ebedi olarak belki buluşamayacağım. Sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan Rabia bin Ümeyye'ye size ey insanlar bu hangi beldedir diye soruyor de buyurdular. Rabia bin Ümeyye de bunu bağırarak onlara duyurdu. Ve Arafat'ta bulunan sahabi efendilerimiz de onlar da haram ve dokunulmaz olan beldedir diyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyle onlara Allah sizlere kanlarınızı ve mallarınızı Rabbinizi kavuşuncaya kadar bu beldeniz gibi haram ve dokunulmaz kılmıştır. Sizler muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. Amellerinizden, işlediklerinizden sorguya çekileceksiniz buyurdular. Tebliğ ettim mi diye sordu. Sonra ellerini semaya kaldırdı. Ey Allah'ım bunlara tebliğde bulunduğuma şahit ol dedi. Kimin yanında emanet varsa onu hemen sahibine teslim etsin. İyi biliniz ki üç şey Müslümanların kalplerine kin ve kıskançlık sokmaz. Bir, Allah'a ihlaslı olarak amel etmek. İki, emir sahiplerine nasihatlerde bulunmak. Üç, Müslümanların topluluklarına itikat ve salih amelde tabi olmak ki onlar dua ederlerse dualarının kabul ve arkalarındakilerine de şamil olur. İyi biliniz ki cahiliyet devrine ait her şey ayaklarımın altına konulmuştur. Hükümsüz sayılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası da bize ait kan davalarından İbni Rebiya'nın kan davasıdır. Cahiliyet devrinde olan bütün faizler de kaldırılmıştır hükümsüz sayılmıştır. Kaldırdığım ilk faiz amcam Hazreti Abbas'ın faizidir. Onun da tümü kaldırılmıştır. Fakat ana paranılarınız sizlere aittir, sizin hakkınızdır buyurmuşlardır. Ne bundan fazlasını isteyip boşlulara zulmediniz, ne de hakkınızdan aşağı alıp mazlum duruma düşünüz. Allah faiz yoktur, faiz alınamaz diye hükmetmiştir buyurdular. Şimdi ey insanlar, şeytan muhakkak ki şu toprağınızda kendisine tapınmaktan temelli olarak ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışındaki ufak tefek işlerinizde şeytana itaat edecek olursanız bu onu hoşlandıracaktır. Dininiz üzerinde Ondan sakınınız. Onu düşman belleyiniz. Ey insanlar! Kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz. Çünkü siz onları ancak Allah'ın emaneti olarak aldınız. Ve kendileri ile evlenmeyi de Allah'ın kelimesi ile helal edindiniz. Dini nikahla helal kıldınız. Ey insanlar! Şüphe yok ki sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız vardır. Onların da sizler üzerinde hakkı vardır. Sizin onların üzerinde hakkınız döşeğinize sizden başka hiç kimseyi ayak bastırmamaları, fuhuş irtikap etmemeleri, istemediğiniz kimseyi izniniz olmadıkça evlerinize sokmamalarıdır. Eğer onlar bunun aksini yaparlarsa Allah size onları yatakta yalnız bırakmanıza izin vermiştir. Eğer uysallık ederler size boyun eğerlerse onların üzerlerinizdeki hakkı maruf ve çile yani memleket adet ve gelenlerine göre kendilerinin bütün yiyecek ve içeceklerini giyeceklerini sağlamaktır. Kadınlar hakkında hayırlı olmanızı tavsiye ederim buyurdular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onlar yanınızda zayıftırlar. Sizlere emanettirler. Kendileri için bir şeye malik değildirler. Ey insanlar, size tebliğ etmiş olduğum sözlerimi aklınızda iyice tutunuz. Taraktu fikum emrein. Ben size öyle bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarılırsanız hiçbir zaman sapmazsınız. O Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ehli beytidir buyurdular. Ey insanlar sözümü iyi dinleyiniz ve aklınızda iyice tutunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün müminler de kardeştirler. Kişiye kardeşinin malı, Kendisi onu gönlünden kopararak vermedikçe helal olmaz. Kendinize zulüm ve yazık etmeyiniz. Allah aşkına tebliğ ettin mi diye sordular. Müslümanlar da Allah için evet dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Allah'ım, şahit ol." diyerek Rabbimize ellerini açtı. Sakın benden sonra kafircesine, cahiliyet adetlerine, hallerine dönmeyiniz ve birbirinize karşı savaş etmeyiniz. Boynunuzu, bu boyunlarınızı vurmayınız. Ey insanlar! Rabbiniz bir. Babanız birdir. Hepiniz Adem'in soyundasınız. Adem de topraktandır. Allah katında sizin en şerefliniz en muttaki olanınızdır. Allah'ın emirlerini en çok yerine getiren yasaklarından kaçınanınızdır. Arap'ın Arap'tan olmayana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir buyurdular. Ve tebliğ ettim mi diye sordular. Sahabe efendilerimiz kendilerine ulaşan bu cümleler, bu nasihatler karşısında Evet dediler. Sizden burada bulunanlar bunları bulunmayanlara da tebliğ edip ulaştırsın. Ey insanlar! Size azası kesik bir köle bile emir tayin edilecek olsa sizi Allah'ın kitabı ile idare ettiği zaman onu dinleyiniz ve mutlaka itaat ediniz buyurdular. Sonra Müslümanlara Oradaki hüccaca sordular. Benim hakkımda ne diyeceksiniz? Benim hakkımda ne diyeceksiniz? Müslümanlar Allah tarafından getirdiklerini bize tebliğ ettin. Peygamberlik vazifeni hakkıyla yerine getirdin. Bize nasihat ettin diye şahadette bulunacağız diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sorusuna cevap verdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını havaya kaldırıp halka işaret ederek Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu buyurarak hutbesini sona erdirdi. Peygamber aleyhisselam bundan sonra daha hac etmedi. Bu haccı ve bu hutbesi Veda Haccı ve Veda Hutbesi olarak anıldı. Bu hac emri sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 deve kurbanı kesti. Kalanları Hazreti Ali keserek radıyallahu an yüze tamamladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet olunur ki her senesi için bir kurban keserek ömrünün 63 yılı için bir kurban kesmiş oldu. Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu o gün indirmiş olduğu ayeti kerimelerde El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve lekumul Allah Celle Celaluhu dini celili İslam'ı din olarak seçtiğini ve Müslüman olanlardan razı olduğunu dini celili İslam'ın kemale erdiğini ayeti kelimelerle indirip o gün Arafat'ta müjdeliyordu. Sahabi efendilerimizden Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimiz gibi bazı sahabiler anlayışıyla ön plana çıkıyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayrılacağını düşünerek gözlerinden yaş akıtıyor ve hüzünleniyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'da 10 gün kaldıktan sonra Medine-i Münevvere'ye dönüvermişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem veda haccından sonra Mekke-i Mükerreme'den ayrılıp Medine'ye doğru yola çıktı. Uhud şehitlerini ziyaret eyledi ve Medine-i Münevvere'ye varmış oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccını ve veda hutbesini sizlere anlatmaya çalıştık. Bir sonraki Siyeri Nebi dersinde görüşmek ümidiyle. Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.